İnternet andıcı davasının tutuklu sanığı eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbu, kendisine mahkemede yöneltilen ilk sorunun ağlama duvarında çekilen fotoğrafla ilgili olmasına adına kurulan internet sitesinden tepki gösterdi. Vur! Vur, 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 vur! İlk soru yöneltildi. Aa, yemekhane. Yöneltildi ama internet andıcı davasının tutuklu sanığı eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tepkisini çekti. Başbuğ'a mahkemede sorulan ilk soru ağlama duvarında çekilen fotoğraflarla ilgiliydi. Başbuğ bu soruya adına kurulan internet sitesinden tepki gösterdi. Arkadaşlar kıpırdamayın lütfen. Bu konunun yargılanma konusu iddialarla ne gibi bir irtibatının olduğunu anlayamadığını belirten İlker Başbuğ, bana göre insanların inançlarının ve etnik kökenlerinin diğerleri tarafından sorgulanması her şeyden evvel bir insanlık suçudur dedi. İlker Başbuğ'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı. İslam dinini en son ve en mükemmel din haline getiren en önemli nedenlerden birisi, kutsal dinimizin dini Allah'la kul arasında olan bir konu olarak kabul etmesidir. Bu nedenle Allah'la onun kulu arasına girmeye cesaret edenler bu yetkiyi nereden almaktadır? Musevilik semavi dinlerden birisi olup Kudüs'teki ağlama duvarı da kutsal bir yerdir. Bu kutsal yeri ziyaret eden herkesin Musevi olabileceklerini ileri süren cahiller herhalde İstanbul'da Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edip orada dua eden herkesin de Müslüman olduğunu mu düşünüyorlar? Bugün ben Türklüğümle ve elbette Müslüman olmamla da iftihar ederim. Aynı gezi esnasında dinimizde özel bir yeri ve anlamı olan Mescid-i Aksa'yı da ziyaret etmiş olmaktan mutluluk ve huzur duydum. Ancak benim Türklüğümle ve Müslüman olmamla iftihar etmem, bu ülkenin vatandaşı olsun olmasın, farklı etnik köken veya dini inanca sahip olan kimseleri küçümseme ve onların bu durumlarını sorgulama hakkını da bana vermez. Vakit gazetesi 2008'de ağlama duvarında bir bürokrat başlığıyla İlker Başbuğ'un Kudüs'te ağlama duvarının önünde dua ederken çekilen fotoğrafını sürmanşetten vermişti. Fotoğraflar daha sonra Başbuğ'un yargılandığı internet andıcı davasında kendisine soru olarak yöneltilmişti. Şunu iyi anlamamız lazım. Bengütürk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.